26 haftalık doğan çok düşük doğum ağırlıklı bir bebeğe uygulanması intraventiküler kanama riskini azaltacak tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? İndometazin tedavisi, vitamin A tedavisi, antibiyotik tedavisi, antenatal steroid tedavisi, vitamin K tedavisi. Evet, intraventriküler kanama prematür bebeklerde görülen oldukça önemli bir problemdir. Hepimizin bildiği gibi term bebeklerde görülmesi beklenmez. Çünkü intraventriküler kanama prematürlerde olan 34. haftadan sonra ise involü olan subependimal germinal matriks oluşur. Ve en önemli predispozan faktör prematüritedir. Hem doğum ağırlığı hem de gestasyon yaşı azaldıkça intraventriküler kanama riski de artar. Bunun dışında prematür bir bebekte hipoksi yapacak RDS gibi hipoksik iskemik ensefalopati gibi durumlarda da IVK riski artar. Aynı zamanda prematür bir bebeğin damarlarında hasar oluşturacak hipotansiyon, hipertansiyon, azalmış serebral kan akımı, artmış serebral kan akımı ya da venöz basınç artışı, pnömotoraks gibi durumlarda da ne yapar? Intraventriküler kanama riski artar. Peki intraventriküler kanamadan korunmak için neler yapılabilir? Az önce saydığım predispozan faktörlerin gebelik sırasında engellenmesi olabilir. Ayrıca bebek doğduktan sonra engellenmesi. Yani iyi bir perinatal bakım. Bunun dışında anneye uygulanacak antenatal steroidler RDS'yi azalttıkları gibi hem intraventriküler kanama hem de onun en önemli risk faktörü olan periventriküler leukomalazi riskini de azaltır. Ama dikkat, şıklarda olan antenatal steroid doğumdan önce anneye uygulanan bir tedavi yöntemidir. Sorumuzun cevabı ise prematür ve very low birth weight doğan bebeklere Doğduktan sonra 3 gün boyunca düşük doz uygulanan indometazinin ciddi intraventriküler kanama riskini azalttığı gösterilmiştir. Bir de hatırlatma, E vitamin ve etantilazsa IVK'yı önlemede deneysel olarak kullanılmıştır ancak rutin kullanımda henüz bugün için yerleri yoktur.